Tabanlar aynı olduğu için hemen bunları çarpalım. Log 21 kök 7 çarpı kök 3 ne yapar? Kök 21. Bu arada kök 21 21 üzeri 1 bölü 2. Log 21 21 üzeri 1 bölü 2 olduğu için log 21 21 gider. Cevap 1 bölü 2 D şıkkı olur. Logaritmada kural var arkadaşlar. 1 bölü log A B eşittir log B A. Ters çevirilir bakın ve bunlar yer değiştirir. Bu yüzden 2 çarpı log 144 3 bunu yapma sebebim ikisinde de 144 var ya böylece tabanları aynı hale getireceğim. Bakın 4'lere dokunmak yok. Sadece log ü ters çeviriyoruz tamam Bazen o yanlış anlaşılıyor. Komple kesri ters çevirmeyeceksiniz. Sadece loglu ifadeyi ters çevirin. Böylece log 2 e pardon log 144 olacak ters çevirdik ya. log 144 2 oldu. log 144 tabanında 2'ye at 3'ün üstüne 9. Yine at burada 4'ü üstüne log 144 16. Log 144 9 çarpı 16 olacak arada artı olduğundan buradan da 144 144 cevap 1 oldu B şıkkı. Ahmet'in tahta parçasına log 3 6 eklersek demek ki Cemil'in tahta parçasının uzunluğuna eşit. O zaman birinin a artı log 3 6 Cemil yerine Ahmet'inkine de a dedik. Bunların toplamı log 3 24 olarak verilmiş. Böylece 2a eşittir log 3 24 eksi log 3 6. Tabanları aynı olduğu için böleceğim. 24 bölü 6'dan log 3 4 olacak. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölersek 1 bölü 2 log 3 4 olur. Şimdi zaten log 3 4 dediğimiz log 3 2'nin karesi haliyle 2'yi başa atarsak başta bir de 1 bölü 2 var. Bunlar gitti. Log 3 2 oldu. Ahmet'in tahta parçasının uzunluğu B şıkkı. Logaritmalı eşitsizliklerde bazen şu 1 bölü 3 olduğunda, basit kesir olduğunda yani ters çevrileceği unutuluyor. Ben o yüzden hep şunu tavsiye ediyorum. Taban birden küçükse hemen onu birden büyük hale getirmek için şöyle 3 üzeri eksi 1 yapın. Hatta bu üstü de başa getirin. Böylece eksi log 3 olsun. En azından artık her iki tarafı eksiye bölmeniz gerektiğini unutmazsınız. Eksi log 3 her iki tarafı eksiye bölünce eşitsizlik yön değiştirir. Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar ne söyleyeceğiz? Logaritmada şunu kesinlikle unutmamak lazım. İçerisi sıfırdan büyük olmalı. Unutulursa daha büyük sayılar bulursunuz. Log 2 x artı 5 kesinlikle sıfırdan büyük olmalı. Bu önce logaritma olmanın şartı. Böylece 2'yi öbür tarafa attığımızda 2 üzeri sıfırdan birden büyük. x arkadaşlar eksi 4'ten büyük. Bu logaritma olma şartı. Şimdi eşitsizliği çözersek. At log 3'ü öbür tarafa. Log 2 x artı 5 3 üzeri 1'den 3'ten küçük. At öbür tarafa x artı 5 2 üzeri 3'ten 8'den küçük. Ve x küçük eşitmiş burası. x 3'ten küçük. Eksi 4 ile 3 arasında toplam 7 tane sayı var. B şıkkı. Tabanlar aynı olduğu için bölelim. Log 2 x artı 2 bölü x eşittir 1 x artı 2 bölü x eşittir 2. x artı 2 eşittir 2x. x de buradan 2 oldu. Şimdi yerine yazdığımız zaman logaritma 2 artı 1 3. 2 kere 4 8 1 daha 9. Logaritma 2 kök 2. Kök 2 arkadaşlar 2'nin 1 bölü 2. kuvvetidir. Burası 1 bölü 2 olur. 9 3'ün karesidir. Burası da 2 olur. Çarptığımız zaman cevap C geldi. 1. Büyük olanı hemen üstüne yazacağız. Şimdi log 2 3, log 3 4. Log 2 3'ü anlamak için daha iyi. 2 kat sayısını üste alalım. Log 2 3'ün karesinden 9. 2 log 2 9 3'ten büyük bir sayıdır. Çünkü log 2 8 olsaydı 3 olurdu. Log 3 4 birden hafif büyük bir sayı. O yüzden hangisini alacağız? Log 2 9'u. Sonra arkadaşlar log 2 24. 2 üzeri 4 olsa 16. 2 üzeri 5 olsa 32. 4 ile 5 arasında bu zaten 1 falandı. Hali de log 2 24 olacak. Log 3 243 3'ün 5. kuvveti olduğu için 5'tir. Tabii ki log 2 24'ten yine büyüktür. Buraya da bunu yazdık. Burada da küçük olanı alıyorduk. Log 2 9 log 2 24'ten tabii ki daha küçük. Tabanlar aynı çünkü hemen anlaşılıyor. Log 2 24 4 küsür. Log 3 243 5. Burada da log 2 24 alacağız. En sonunda bu turuncuları topla diyor. Tabanlar aynı olduğu için sayıları çarpacağız. Böylece log 2 216 D şıkkı. Log 2 48'i acaba bunlarla ölçebilir miyiz? Bir bakalım. Diyelim log 2 48 arkadaşlar şöyle bir uzunluğa sahip. Şimdi şunu söyleyebiliriz bakın. Log, 12, log 2 12'den log 2 6'yı çıkardığımız zaman log 2 2 elde ederiz değil mi? Aynı zamanda log 2 48 de neye eşit? log 2 24 artı log 2 2 yani 1. O zaman ben 1 santim uzunluğunda bir çubuk elde etmiş oluyorum. Nasıl bakın göstereyim. Şimdi log 2 12 şöyle log 2 6 da böyle. Bunu üst üste getirdiğimde şurası 1 santim yapıyor. O zaman ben artık 1 santimi bu aradaki farkla ölçmüş olurum. Sonra log 2 24 zaten olduğu gibi var. Bunu da böyle bakın Şuraya kadar logik 24'ü ölçmüş olurum. Şu kısımla da o kalan kısmı ölçmüş olurum. Evet, logik 24'ten bir tane çubuk var. Bu da aradaki fark zaten ölçebilirim. Logik 180'i ölçemeyiz arkadaşlar, çünkü logik 180 36 çarpı 5 olduğu için logik 5 bilgisi lazım. Ama soruda gördüğünüz gibi logik 5 ile ilgili bir bilgimiz yok. Öyle bir uzunluğa sahip çubuk yok. Haliyle bunu elde edemeyeceğiz. 2'ye geldiğimiz zaman demin söylediğim işte o mevzu şu 16 ve 12 ve 6'yı kullandığımız zaman bunları üst üste getirdiğimde 1 santimlik şurada bir uzunluk elde ettiğim için 2 kere ölçerim. Böylece 2'yi de ölçebilmiş olurum. Göstereyim bakın size yine deminki gibi. Bu log 2 12 olsun. Burası da log 2 6. Şurası arttı 1 santim oldu. 2 santim uzunluğa sahip bir şey çizeyim şimdi de şöyle. 2 santim de arkadaşlar bu sarı olsun. Önce bu kısmıyla 1'i ölçmüş olurum. Sonra kalan kısmıyla şuradaki 1'i ölçmüş olurum. Böylece toplamda 1, 3, C şıkkı. 3, x, eksi log x, 3. Burada bakın şöyle yapabiliriz. Buna a derseniz arkadaşlar tabanlı sayı yer değiştirmiş. Bu 1 bölü a. a eksi 1 bölü a eşittir 4. Log 3x artı log x3. Burada da ne isteniyor o zaman bizden? A artı 1 bölü A haliyle artık arkadaşlar her iki tarafın şurada karesini alırsak bakın a kare artı 1 bölü a kare eksi 2 eşittir 16. Böylece burası 18 oldu. Şimdi a artı 1 bölü a'nın karesini alırsak a kare artı 1 bölü a kare artı 2 yapar. Bu şimdi bir büyük a olsun böyle bu a kare. Bunun zaten 18 olduğunu biliyorum. Burası da 2 oldu. Böylece 20 eşittir a kare yaptı. A arkadaşlar 2 kök 5. Yani aslında biz özdeşliklerde öğrendiğimiz bir bilgiyi burada sadece tersleri birbirinin olarak gördüğümüzden yapabildik. D şıkkı. Yarılanma süresi olarak T verilmiş. Ve burada bozulma sabitini de kendi zaten veriyor. Log e kare küp kök 2 olarak. Sadece yerine yazacağız. Ve yarılanma süresi formülünde böylece cevabı bulmuş olacağız. Log e kare demek aslında log e Ters çeviriyoruz tabanın üstünü. Yine 2 üzeri 1 bölü 3 olduğu için onu da aynen katsayı olarak başa yazıyoruz. Loge dediğimiz aslında elendir, elen 2. Gördüğünüz gibi elen 2'ler sadeleşti. 1 bölü 1 bölü 6'dan 6 oldu yarılanma süresi D şıkkı. D çarpı E dediği için bu log CE'yi D'nin yanına alıyorum. Log CD artı log CE olmuş oluyor. Yine aynı mantıktan dolayı log CB'yi de log c a'nın yanına alacağım. Böylece arkadaşlar arada artı olduğu için çarpı olacak. Logaritma c tabanında d e eşittir. Logaritma c tabanında a b oldu arkadaşlar. Haliyle c'ler gitmiş oldu. d e eşittir a b. d e'yi bize log 3 kö x eksi 4 olarak vermiş. AB'yi de log kök 3 4 olarak vermiş. Hemen log kök 3'teki 3 üzeri 1 bölü 2'yi kenarda göstereyim bakın. Normalde 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Bu ters çevrilip katsayı olarak yazılıyordu. Sonra arkadaşlar 4 4'te 2'nin karesi olduğu için onu da yine katsayı olarak yazarsak şöyle bir şey gördük artık. 4 log 3 2. Burası da log 3 x eksi 4. Her iki tarafı şimdi log 3 2'ye böleyim. Böylece bunlar gitti. Tabanlar aynı. Bunlar gider. Kuralı hatırlayın. Şöyle göstereyim bakın. Log AB, log AC. Bunlar gider. Log CB kalırdı. Bu yüzden log 2 x eksi 4 eşittir 4 olacak. x eksi 4 eşittir 2 üzeri 4'ten 16. x de buradan 20 oldu. E şıkkı. Çözüm kümesi demiş. Hemen çarpanlarına ayıralım. Log 2x eksi 2 log 2x eksi 1 çarpımları 2 toplamları eksi 3 olacak. Küçük eşit 0. Log 2x 2'ye eşitlersek buradan 2 bu tarafa da geçerse x eşittir 4 olur. Log 2x 1 olduğu için yine burada da arkadaşlar atarsak öbür tarafa x eşittir 2 olur. Demek ki buradan bir kökümüz 2 bir kökümüz 4 arkadaşlar. Artı, eksi, artı. Peki neye göre artı diyoruz? Burada şuna göre arkadaşlar. Tabi x'in kat sayısı muhabbeti yok. Burada e, 4'ten büyük sayılar verdiğimiz zaman burası pozitif olur. 4'ten büyük sayılar verdiğimiz zaman bu da pozitif olur. Böylece artıyla başlarız. Aslında mevzu burada bu. Haliyle küçük eşit dediği için 2 kapalı 4 kapalı aralığı olacak. B şıkkı. Şimdi bu iki senenin boyunun toplamı eğer log 7'den büyükse log 2'yi log 4'e ekleyeceğiz. Bakalım log 2 artı log 4 topladığımızda log 8 yapıyor. Log 8 log 7'den büyük olduğu için evet üstüne ekleyebiliriz. Şimdi böyle yaptık. Sonra arkadaşlar burası artık log 8 oldu. Log 8 ile log 3 topladığımız zaman log 24 yapar. Çünkü artı varsa arada çarpılır. Log 33'ten küçük oldu. O yüzden aynen bırakıyoruz. Log 3 ile log 2'ye bakıyoruz şimdi. Toplamları ne oldu? Log 6. Ve bundan büyük oldu. O zaman log 3'ü buraya ekledik arkadaşlar. Toplam burası artık log 3 artı log 2'den. Log 6 oldu. Log 6 ile de log 8'i toplayınca log 15'ten büyük mü? Evet çünkü bu gerçekten 6 çarpı 8'den log 48 olacaktır. Büyüktür. O zaman artık bu log 6'yı da buraya ekliyorum. Log 6 artı log 8 zaten söyledim. Log 48 oldu. Böylece cevabımız A şıkkı.